Arkadaşlar az önce kutu açma videolarını izlemiştik. LEDOLED A101'den almıştık. 35 TL. Trendyol sitesinden almıştık. 135 TL Mi Smart LED. İkisi de RGB. Biri 135 TL, biri 35 TL. Arada 100 TL fark var. Şimdi artısı nedir? Fiyat avantajı var Ömerciğim. Kumandası var. İki tane artısı var. Dezavantajı var. Fiyatı pahalı. Artısı yok mu? Artısı var. Kaliteli bir ürün ama kumanda dijital telefon, tablet üzerinden dijital olarak kumanda edilebiliyor. Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Diğer komuta özellikleri var arkadaşlar. Ekosistemi var. Mi Home'un, Xiaomi'nin ürünlerinin hepsinin kumanda edildiği Mi Home uygulaması üzerinden bu lambayı çok konfigüre şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Işık şiddetini ayarlıyorsunuz, renkleri ayarlıyorsunuz, onları programlayabiliyorsunuz. Hatta evinizde Xiaomi farklı ürünler varsa bu lambayı onlarla entegre edebiliyorsunuz. Az önce Ömer söyledi. Kapı kilidi kullanıyorsunuz Xiaomi'nin. O da Wi-Fi üzerinden mesela kumanda edilebiliyor. Bunu onunla eşleştirip kapı kilidi açıldığında lamba otomatik yansın gibi komut verebiliyorsunuz. Zaman ayarlaması yapabiliyorsunuz. İşte 15 dakika yansın, kapansın yapabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası akıllı komuta sistemleri var. Artısı bu. Dezavantajı pahalı. Dezavantajı kumandası yok. Artılarını söylemiştim. Şimdi Xiaomi'yi takalım bakalım. Telefonunuzun Wi-Fi'ından lambanın Wi-Fi'ine bağlandınız. Bağlandıktan sonra Mi Home'u kapatıp açın. Daha sonra sağ üstteki artı butonuna basarak aydınlatma bölümüne girin. Aydınlatma bölümünden satın aldığınız lambanın ismini bulun. Ona tıklayın. Ve eşleştirmeyi sağlayın. Bluetooth ve konum açarsanız daha çabuk eşleştirme yaparsınız. Şöyle biraz uzaktan çekeyim ben Ömerciğim. Lambanın şeyine bakalım. Performansına bakalım. Şöyle önce bakalım. Hatta spotbox'u kapatayım mı? Kapatıyorum. Kapatabiliriz. Diğer lambayı da kapatalım mı? Evdeki aydınlatma lambasını da kapatalım. Şu an tek başına karanlıkta Evet. Xiaomi yanıyor. Neler yapabiliriz? Onu bir Şu gösterelim. an soğuk beyaz ışıkta tam %100 Performansta evet. yanıyor. Kısmi bunu kısabilir Kısalım mı? misin? Evet. Şöyle biraz kısalım. Evet. Yok. Sıcak beyazdan soğuk beyaza geçtin gibi sanki. Yok yok. Kıstım şu an Şu bayağı. an en kısık. Evet. Oo. Neredeyse şey Gece oldu. Gece lambası lambası gibi. oldu. Hatta daha kapanacakmış gibi kısıldı. Tamam. Şöyle yapalım biraz daha. Şimdi biraz arttır şiddetini. Ondan sonra renklere geçeriz. Brightness'ı. Arttırdın. Şimdi şöyle bir şey var Ömerciğim. Normalde az önce kutu açma videosunda LED OLED'i denemiştik. Kumanda üzerinden tuşlara bastığımızda hemen söyleneni yapıyordu. Yani komutu uyguluyordu. Burada hafif bir gecikme var. Birkaç saniyelik gecikme oluyor. Wi-Fi üzerinden yaptığımız için. Yaklaşık bir saniyeden ya da bir Önemli saniye değil gibi. diyorsun Evet. mu? Tamam. Diğer bölümlere geç. RGB bölümüne geç. Mavi renkleri buradan değiştirebiliyoruz. Sağa sola çekerek onu Xiaomi'nin de kutu açma videosunu yapmıştık. Orada da onu göstermiştik. Tamam, gayet başarılı. Yeşil yapalım. Yaptın. Sana söyleyeyim 1-2 saniye değil. Yani bir 3 3 saniye saniye. 3 saniyesi var. İstersen burada da gösterebiliriz onu. Şeyde yere şöyle tut kumandayı. Telefonunla. Tamam, tam görünmesi önemli değil. Parmağından anlaşılır. Rengi değiştir bakalım. Mor Bir yaptım mora şimdi. geçtin sen. Telefonda hemen 1, geçti. Gördün mü? 2, 3. Yani Evet. 3 rahat var değil mi? Şimdi lambada da mora geçtiğini bu zaten çevresel aydınlatmadan anlıyoruz. Yani çok büyük sorun mu? Değil. Bence de değil. Yani o kadarlık olabilir. Wi-Fi üzerinden, modem üzerinden birbirlerine komuta ediyorlar çünkü. Bahsedebileceklerinden yine şöyle gösterir misin? Şurada flow var. Evet. Bu seçtiğiniz şurada dört rengi
otomatik olarak dolaşıyor. Buradan tamam diyoruz. Apple'ı diyor, uygula diyorsun. Yani sonra burada kendisi otomatik O dolaşıyor. renklerde, seçtiğiniz renklerde otomatik dolaşıyor. Şu an onu yapıyor zaten. Bu timer'dan bahsettik, zaman ayarlamasından bahsettik. Onlarla ilgili fikrin var mı? Şuradan göstereyim. Şu şekilde zamanlayıcısı var. Cihaz adını değiştirebiliyorsunuz. Başka lambalarla, yani başka Xiaomi lambalarla ortak şey yapabiliyorsunuz. Açıp kapat. Açıp kapatma gibi. Tek telefondan mesela yatak odasında var, salonda var. İşte Eşleştirebiliyorsunuz. evet, onları da kumanda edebiliyorum. Otomasyon haline getirebiliyorsunuz. Cihazı paylaşabiliyorsunuz. Ya bu cihazı paylaşma Mi Süpürgede Robot de var. süpürgede de vardı. Yani tek illaki bu telefonun sahibi kullanacak diye bir şey yok. Yani başka bir hesaba aktarabiliyoruz cihazı. Evet, bizim yetkilerimizi başka bir telefona da devredebiliyoruz. Çünkü bu eşleştirme işi biraz uzun sürüyor. Yani uzun değil gerçi de hani hiç o aşamaları atlayarak direkt başka bir telefona da yetki verebiliyoruz. Şuradan da kapatabiliyoruz direkt. Kapatalım. Kapandı. Açalım tekrar. Açtım. Son fikrimizi söyleyelim. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk bu kıyas videosunda? Şöyle tekrar lambamızı gösterelim. A101'den satın aldığımız LED OLED ile Mi Smart lambayı kıyasladık. Normalde eğer takıntılı arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyenler arasında ki olabilir, gayet normal bir durum. Şimdi Xiaomi markasının cihazını, ampulünü sen 35 liralık A101 ampulüyle niye kıyaslıyorsun diyeceklerdir. Ama bu işin doğası böyledir arkadaşlar. Şimdi ben 135 lira verip bu ampulü almalı mıyım? Ki ben aldım, benim evimde var şimdi görüyorsunuz işte kıyas yapıyorum ben zaten o amaçla aldım. Siz yani bunu herkes almak zorunda mı? Bu videoda onu anlıyoruz. Yani 35 TL'lik bu kumandalı bu lamba 135 TL'lik Xiaomi'nin yaptıklarını yapabiliyor mu? Ben fikrimi söyleyeyim mi Ömerciğim? Ben söyleyeyim. Xiaomi'nin avantajları var. Fazla dijital otomasyon Yani avantajları var ama yani yapabiliyor, yani neredeyse yapıyor. kolaylık anlamında, ucuzluk anlamında çok önemli. 130 yani 35 TL, 100 TL fark var. Kaç tane alabiliyorsun Ve bundan? şiddet arasında da hiçbir fark yok Çok neredeyse. az, belki vardır. Hani videoda onu kıyasladığımız zaman çok net anlaşılır. Biz Yani. yan yana koymaya çalışalım. LED OLED'in görüntüsünün ışık şiddetiyle Xiaomi'ninkini yan yana koyalım. Biz şimdi canlı yaptığımız için onu çıplak gözle görememiş olduk. Videoda biz de bakarız. Bunun kıyasını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Yani görüntülerden de bakıp karar da verebilirsiniz siz. Ben fikrimi söyleyeyim. Ben olsam ben bu LED OLED'i alırım ama ne kadar uzun süre dayanır bu 25.000 saat diyordu kutu üzerinde ama hani bunları verebiliyor mu tam bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Eğer dedikleri gibi uzun süre kullanabileceksem kumandalı olan bu LED OLED gayet başarılı iş görecektir arkadaşlar. Yani benim fikrim bu yönde. Uygun fiyatlıya alabilirsiniz.